Cenab-ı abi, lambayı sıvazlarsak içinden cin çıkar mı diye seyircilerimiz sürekli meraktalar. 6 yıldır meraktalar. Sence lambayı sıvazlasak içinden cin çıkar mı? İçinden ya bir de şeytan çıkarsa ne olacak? Lambadaki cin geçen Ayvaz. Ben Habertrak Medya Grubu imtiyaz sahibi Cenap Kruvo. Her şeyden haberiniz olacak. Olsun, güzellikler sizin olsun, cebiniz para dolsun, kalbiniz iman dolsun sevgili Süleyman Paşalılar. Bugünkü haberden haberiniz var mı? Haberiniz yoksa bizi izlediniz, birazdan haberiniz olacak programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Cenap Bey, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Bugün de valla cami imam gibisin ha. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Biraz sesin çıksın ya. Ay, birazdan hayır duası istemedin yani, bir hatır sorduk. Hani böyle borç istemiş şey gibiyiz, kendimi kerubi gibi hissettim. Nasılsın? Dün bir yerdeydim. Ne? Dün bir yerdeydim, böyle bu konularla ilgili çok şeyler alıyorum zaten, öneriler. Biliyorsun Tekirdağ'da Sami ve Ali Rıza savaşı var. Kim onlar? Birisi esnaf, sanatkarlar. Sanatkar Odaları Birliği. Onların kangren başkanı, olmuş. İlişkileri kangren olmuş. Birisi de esnaf kredi. Bir de ikisi de AK kredi, Partili. İkisi de AK Partili. Yani AK Partili özdeşleşmiş. İkisi de AK Partili mi acaba? AK mı? AK mı? Nereden İkisi de. Ben bilmem. Hani ben anlatıyordun ya yemek paralarını bilmem neleri şuraya burayı şeye ödettiriyor birliğe. Aman birlik diyorum. Kefalet kooperatifine. Şimdi o çok enteresan bir şey. Yani şimdi benim babam uzun yıllar esnaf ve sanatkarlar odalar birlik başkanlığı yaptı. Şoförler Otomobiller Dernek Başkanlığı yaptı. Ali Rıza'nın başkanı olduğu Sınırlı Tanım Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı yaptı. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü o tarihlerde ben de yetişkindim. Artık olgun yaşlardayız ama. Yemek yenir. O yemek odaya fatura edilmezdi. İnsanlar, başkanlar ceplerinden verirlerdi. Şimdi hiçbir başkanın ben cebinden para ödediğine şahitlik etmiyoruz. Keşke etsek de gurur duysak. Yani esnafın alın teriyle oraya aidat olarak verdiği paraların maaş olarak cebe girmesi ayrı boyut. Ve o mazotundan efendime söyleyeyim lokanta masraflarına kadar bu tür sivil toplum örgütlerinin kasasından ödenmesini sağlamak ayrı boyuttur yani. Ben bu tür odalardan bu tür masrafların karşılanmasına karşıyım. Karşılatılmasına iki kez karşıyım. Yani karşılanması belki hukuka uygundur veya dernekler yasalarına uygundur ama odalardan bu tür şey, taleplerin karşılanmaması lazım. Hele hele esnaf kefaletten hiç karşılanmaması lazım. Ama bir bakıyorsun ki şoförler derneği olsun, esnaf kefalet olsun, sınırlı sorumlu olsun, esnaf işte odalar bilmem ne başkanlığı olsun. Bir bakıyorsun başkanlar lüp 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 bu odalardan yemek yiyorlar. Evet. Bunun aksini iddia ediyorlarsa burası meydan. Geleceksiniz haberin var mı ya? Diyeceksiniz ki siz bizim hakkımızda iddiada bulunuyorsunuz. Bunlar yalandır, iftiradır. Ali Rıza sever. Karşı çıkmayı sever. Şimdi diyecek yalan. Yalansa kanıtla Ali Rıza. Yalansa kanıtla Ali Rıza. He? Hadi. Hodri. Hodri bizim Selami gibi değil. Meydan yani. Gel. Şimdi, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben hala paylaşıyorum. Aynı. Çünkü korkunç rakamlarda şey alıyorlar. Maaşlar alıyorlar bunlar. He. Yani nereden alıyor? Yönettiği odanın temsilcilerinden. Yani temsilcilerinden değil, üyelerinden alıyor. Pardon, yanlış söyledim. He. Şimdi dün bir yerdeydik. Evet. Orada güzel öneriler geldi. Hatta bu oda başkanlarının maaşlarını bilmem nelerini konuştuk. 500 tane üyesi varsa asgari ücretin brüt maaşı kadar maaş alıyorlar. 501 ise iki katı alıyorlar. Yani ama aşağı yukarı 6000 askeri ücretin iki katını iki katı alıyorlar. He. Yani 12.000 lira civarı alıyorlar. Tabii ki. 12.000 küsür. Eğer üye sayısı 1500 ise 18.000 küsür. Oh. 2.000 ise 4 ile çarp. 2.001 ise 5 ile çarp.
Şey için de peki artıyor birlik mu başkanlığı sürekli? için 5 bin kişi oldu mesela kaç katı? Net olarak bilmiyorum. Evet. Net olarak bilmiyorum. Yalnız birlik başkanlarının 6 tane şey aldığı söyleniyor. 36-40 bin liraya yakın maaş aldığı söyleniyor. Ne yapıyorlar da alıyorlar bu kadar bu maaşları şimdi, ya? Şimdi bir yere geleceğim ben. Ay. Bir yere geleceğim. Kötücük. Bunlar kendi işlerini de yapıyorlar bu arada. Ne gibi? Yani mesela bakkalsa bakkallığına devam ediyor. Kahveci ise kahvesine devam ediyor. Tekstilci ise tekstil işine devam ediyor. Ali Rıza ne iş yapıyor? Ali Rıza'nın sivildeki işi neydi? Şoför. Kamyoncu. Kamyoncu. Kamyoncu deyince o. Kızıyor diye sana tamam mesaj atmıştı. Kamyonu yak adamın. Nerede kamyoncu? Var var kamyon. Tırları var deniyorlar. Bir tane BBC'si varsa 78 model. Kamyoncuyum diye geçiyor olabilir. Ali Rıza'da çok para var deniyor. Ali Rıza sende kamyon var mı? Tırlar var mı? Kamyoncu. Kamyoncu! Sen öyle bağırıyordun. Kamyoncu! Ben öyle demiyorum. Kamyoncu? Kamyoncu şimdi değil. Kamyoncu ya. Evet. Hani dedi ya şu bu krediler mrediler bilmem ne şişmiş kalmış kredi. Esnaf kredi alamıyor oradan. Neden alamıyor? 800 kişi birlikte deniyor. Dün öyle dediler sırada, ya. Sırada. Ben sıradaymış 800 kişi. Yani üye sayısı 4000 5000'leri bulmuş deniyor. Ben tek şeyde Eskişehir'de 3 tane esnaf kredi kefalet kooperatifi oldu. Bizde niye bir tane? Bizde niye bir tane? Niye Süleymanpaşa'daki? Niye Süleymanpaşa? İsmi de hazır. Süleymanpaşa esnaf kredi ve kefalet kooperatifi birliği. Bir kooperatif. O kadar. Biz kuralım. Ben kuramıyorum. Ben ticaret odasında. O zaman kuranları organize edelim. Yani evet. İkincisini bekliyoruz. Bu işi Ali Rıza'nın elinden almak lazım saltanatından kurtarmak lazım. Kurtarmak lazım. Çünkü ilk adımı atalım. Her yere yok. Çünkü her yere maydanoz oldu. Her yere maydanoz oldu. Ya burnundan kıl aldırmıyor ya. Şimdi bir şey diyeceğim demeyeceğim. Ne bu kulağıma söyle. Yok sonra söyle. Yok kulağıma söyle. Vallahi sonra söyleyeceğim. Mikrofonu kulağına tutmayacağım. Yok yok. Sonra söyleyeceğim. Tuzak kuracağım Cenab-ı Bey. Şimdi. Hakaret et Cenab-ı Bey. Şimdi. İkinci. Burada ilk defa biz dinlendiriyoruz bunu. Neyi? Basın olarak bu kolayı. Evet. İlk defa. Konuyu. Bu konuyu ilk defa biz dinlendiriyoruz. Evet. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi. Neden kurulmuyor? Niçin ikincisi kurulmuyor? Bu konuda AK Parti milletvekillerine çok iş düşüyor. Öncelikle onlara. Sonra Tekirdağ'daki diğer milletvekillerine. AK Parti milletvekilleri ve AK Parti'nin ileri gelenleri. İleri gelenleri. İleri gelenleri. Yani bir geride gelenleri var, bir ileride gelenleri var. Ortada kalanlar zaten onlar başka partilerde dağılmış durumdalar. Şimdi AK Parti'nin ileri gelenleri ve milletvekilleri seçimlerde Ali Rıza'nın yanında yer alıyorlar. Rıza, razılar yani Ali Rıza'da. Öyle mi? Tabii. Ama ikincisinin kurulmasını isterler. Ya büyükşehiriz be abi. Büyükşehir. Büyükşehirin nimetleri demek sivil toplum örgütlerinde taşlaşmış, tröstleşmiş veya artık böyle hizmet üretemeyen ama hezimet üretmeye başlamış kurumların alternatiflerini yaratmaktır. Değil mi? Yani bu önemli bir şey. Evet. Bu akıllı toplumların inovatif çalışmalarıyla çözüm üretmeleridir ki Tekirdağ çok inovatif bir şehirdir. Mi acaba? Çok mu ileri bir cümle kullandım? Yani AK Parti'nin ileri gelenlerine ileri bir öneri verdim sanki. Evet. Ağır gelmesin. Yok. 500 kilo kaldırırlar. Neyse. İşimiz evet. Espri. Evet. Şey. Bu arada esnaf kredi esnaf pardon Odalar Birliği Başkanlığı'na Sami Kayın seçildi. Yönetim kuruluna şöyle bir bakıyorum da ben. Hı. Yedeklere hep Tekirdağ odalarına yedek üyeliklere şey yapmış. Herhalde seçimi kazanmak için. Şaka yapıyorsun. Valla. Ama Çorlu'dan da bir aday çıktı biliyorsun Murat Turna. Çorlu'dan aday çıkınca işte öyle oldu. Murat yoksa Turna genç, hiç dinamik bir yönetime kardeşimiz. Belki giremeyecek adamlar yönetime girdi. Ali Özen gibi, Yıldız Filiz, Yusuf Gümüş, İsmail Şen, Erkan Zümbül, Ali Özyürek gibi. Hı. Yedeklere de bak Hikmet İşçeyi. Ümit Güler'i, bunlar hep şey başkanı, Fahrettin Bayar, Ali Kral, bunlar hep biliyorsun şeyler, oda başkanı bunlar, bunları yedeğe bırakmış. Hatta kendi
oda başkanını disiplin kurulunda yedeğe bırakmış. Pazarcılar odası. Yeni insanlara mı yer açmış acaba? Yok. Seçim almak için yani yapmış. Düşünüyorum ben bunu. Stratejik olmuş bu. Zaten oylar belliydi. Ali Rızacılar şeyler falan filan. Bu şeyde son dakika çıktı. Ali Rızacı yoktu yalnız bu seçimde. Bu seçimde Ali Rızacı kimdi? Ali Rıza herhangi bir aday çıkartmadı biliyorsun. Çıkarmadı. Çıkarmadı abi. Çünkü çıkarmadı ama... son bir gün kala bir gece saat 7 sularında Murat Bey Çorlu'dan ne yaptı? Adaylığını açıkladı. Ben de varım dedi. Ki demokratik tahammüllerde bu tür şeyler olması gerekir. Yani keşke Sami Kayı'nın karşısında 6 tane aday çıksaydı. Yani hep birilerini böyle sahiplenip yanlarında çöreklenip işte bizim adayımız bu demek demokrasi değil ki. Çıkmasaydı, tek aday gitseydi o demokratik bir seçim olmazdı ki. Yani aklını başına devşirmesi gereken bir kitle var karşımızda. Esnafı temsil edecek esnaf bir aday etrafında toplanıyor. İkinci bir aday çıkartamıyor. Belki daha iyi yönetici olacak biri çıkacak. Belki daha iyi bu işleri organize edecek biri çıkması lazım. Onların önü kesilmiş. Neden? Siyaset Sami Kayı'nın yanında. AK Parti Sami Kayı'nın yanında. Cüneyt Yüksel Sami Kayı'nın yanında. Herkes taraf olmuş bu dernek seçimlerinde veya oda seçimlerinde. Yani tarafsız olması gerekenler taraf olmuş Canap abi. Ne yaparsın? Sen koy cebi, yani. Gazetecinin cebine koy 1.000 lirayı. O da sana ilişmiş taraf olmuş. Gazeteci bile taraf olmuş yani. Bırak fareler bile taraf olmuştur bence Canap abi. Hangi fareler onlar? Ne bileyim işte ya. Tekirdağ, yani burada teşbihi beli sanatı mı var? Tabii. Ah anladılar onu. Teşbihi beli. Sen anladın mıydı sen? Şimdi burada çocuk, hani diyorsun ya Ali Rıza şey olmadı, taraf değildi. Evet. O taraf olmasa da felsefesi var onun. Hep düşman, karşı. Düşmanımın düşmanı dostumdur diye. Şimdi burada Sami Kayı'nın düşmanı onun. Yok. Sami Kayı'na karşı olan benim her zaman dostumdur. Tabii. Yani. Tabii. Şimdi niye? O çıktı ne diye ona ne veriyor. Ya işte. İkisi de bir esnaf kitlesini temsil etmiyor mu? Biri pazarcı. Şımarıyorlar. Şımarıyorlar. 35 bin lira maaş. Şımarıyorlar 25 bin lira maaş. İşinizi yapın. İşinizi. Bak Sami abi, Kayın ne demiş biliyor musun? Ne demiş abi? Makamlarını, imkanlarını sizlere hizmet etmek yerine kendine gelir kapısı yapanlara da önümüzdeki günlerde bir sürprizimiz olacak. Hiç kimse esnafımızın dişinden, tırnağından artırarak ödediği kredilerinin üzerinden yaptığı ayrıştırma girişimleriyle bir virgül birlik koy ve beraberliğimizi bozamaz diyor. Bir virgül koy, devam edelim. Yok, nokta koydum. Sami Kayın, dedin ya burada, esnafımızın kredileri üzerinden kendilerine işte pay sağlamaya çalışan. Hadi hodri meydan. Süleyman Paşa esnaf kefalet kredi kooperatifinin kurulmasına önce o. Evet. Hadi arkadaşım. Bana helal olsun ya, benim aklıma gelmemiş. Çak. İki tane boynuz. Ya çok fena vuruyorsun, kafamı şey yaptın ya. Tansiyon var bende, şeker var, kolesterol var. İnmiştir. Yani bende yok yok ya, yapma. Doğru mu? Doğru. Sami Kayın. Odri meydan. Buradan odri meydan diyoruz. Odri meydan. Biz de ücretsiz destek vereceğiz. Biz de ücretsiz destek vereceğiz. Hadi. Esnaf. Sendeki de rahat olma. Esnaf Kredi bize Kefalet Kooperatifi'nin kurulmasını istiyoruz burada, ikincisinin. Ver buraya. Çekirdek var ya, baksana. Aa, adam niye çitlemeyelim be abi? Aa. Çekirdek ya. Oo. Canlı yayında çekirdek çitleyeceğiz. Canlı yayında. Ramazan'da yeter mıyız yani? Bak bu öneriyi ben tuttum şimdi Canan abi. Nasıl? Eğer mücadele etmek istiyorsanız öyle 4 yılda bir yapılan seçimlerle değil. Buyurun kurun, burası Süleymanpaşa ve Büyükşehir'in merkezi. Süleymanpaşa Esnaf Kefalet Kooperatifi için organize edin. Bu işin öncüsü olabilecek, harbiden bu işi üstlenebilecek ve yapabilecek isimleri kurun. Ali Rıza'nın elindeki bu saltanatı bölün abi, parçalayın. Bu abi kadar... Ben sadece o açıdan bakmıyorum. Ya ihtiyaç var abi. Tekirdağ'daki esnaf her ya. Şeye layık. Kardeşim. Layık. Her şeyin en iyisine layık. En iyisine layık. Bitti. Gitsin ya. Abi. Şimdi bak. Tekirdağ'da, Türkiye'de çiftçilere büyük destekler var. Az ya da çok. Dedikodu yapıyoruz işin.
Kadınlar dedikodu yaparken çekirdek çitlerler. ne olmuş? Cenab-ı abi kim kimi yemiş kim kimi didiklemiş. Bakayım. Şimdi gidiyor. Evet. Esnafımızın da tek şeyi bu dayanak noktası. %5'e varan böyle çok az miktarda şeyle alıyorlar. Kredi. Alsın ya benim esnafım. Hatta burada esnaf kefalet kooperatifinin kredi düşük faizle belirliyor ve güzel bir şey. Üçüncüsünü kursunlar. Dedim ya Eskişehir'de 700 bin tane insan var. 700 bin kişi yaşıyor. Merkezde 3 tane var orada. Hatırlıyor musun? Esnaf kefaletin seçimlerinde bir duyum yayılmıştı. Gerçek yalan bilemem ben. Ali Rıza kredi istemeye gelirsiniz bana. Başkan seçilirsem o zaman konuşuruz sizinle diye bir gözdağı verdiği iddia edilmişti. Şimdi bu tür esnafa ait olan odalar hiçbir ismin saltanatını süreceği yerler değildir. Kesinlikle. Oralarda borazanlık yapamazsınız. Borunuz sizin ötmez oralarda. Seçimle gelmişsinizdir. Seçimin sorumluluğu nedir? Hizmet etme aşkını yüreğinizde hissetmedir. Siz oraya hizmet için geldiniz. Ama kendinize hizmet ettiriyorsanız, esnafın hakkını, hukukunu veya bütün gücünü kendinize hizmet maksadıyla kullanıyorsanız, yazıklar olsun deriz biz de. Der miyiz? Şimdi, denir. Ama bak bu fikri tekrar ediyorum buradan. Yüreği olan, özellikle Sami Kayı'na söylüyorum. Böyle kürsülerden elinize metinleri alıp konuşmayın. Yapın. Çözüm üretin Sami Kayın. Çözüm üretin. Neymiş efendim? Neymiş? Birlik efendime söyleyeyim. Neredeydi o okudun şey ya? Burada. Oku bakayım bir daha orayı. Şu Ali Rıza'ya nazire yapıyor. Tüm imkanlarımızı seferber ederek birlik beraberlik içinde imza atacağımız yeni projelerle sizlere hizmet edeceğiz. Elbette makamlarını ve imkanlarını sizlere hizmet etmek yerine kendine gelir kapısı yapanlara da önümüzdeki günlerde bir sürprizimiz olacak. Burada direkt Ali Rıza'ya gol atma var. Sevgili Sami Kayın, bırakın artık bu çekişmeyi. Koca koca adamlarsınız. Hepinizin temsil ettiği binlerce esnaf var. Esnaf zor durumda. Sizin kayıkçı kavganıza kimse katlanmak zorunda değil. Artık böyle burada gına getirdiniz abi. Kavgadan gına getirdiniz. Yapacaksanız sürpriz var. Ben ona gol atacağım. Onun hakkında belgeler ortaya koyacağım. Geçin bunları artık. Bizim için haber değeri yok. Parayla da haber değeri yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Süleyman Paşa Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifini kuruyor musun abi? Kurulmasına öncülük ediyor musun? Bayraktarlık yapıyor musun Sami Kayın? Alnından öpüyoruz. Alnından öpüyoruz. Hadi. Ali Rıza ile böyle mücadele edilir. Seçimden seçime gideceğim. Kürsülerden birbirine hakaretler yağdıracağım. Telefonlarla arayacağım. Benim yanımda mısın? Onun yanında mısın? Sağda mısın? Solda mısın? Ya bırakın bu işler artık. Bunlar eskide 1990'larda kaldı. Sonra seçim biter, geçim başlar. Bu değil mi? Evet. Seçim bitti. Ya intikam almak niye yani? Öyle değil mi? Lütfen. Lütfen. Hizmet edin. Hizmet. Sizden beklenen bu. Bak, biz size öneri verdik. Sağlam öneri verdik. Bu öneriyi Tekirdağ'daki bu konuya taraf olan belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları var. Görev addetmişler üstlerine. Çok da çaba sarf ediyorlar. Böyle sanki Fenerbahçe Beşiktaş maçı veya Galatasaray Fenerbahçe maçındaki gibi kutuplaşmışlar. O ona bülbülbülbül. Bu buna bülbülbülbül. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz abi? Ne yaptığınız bilincinde misiniz yani? Tekirdağ'daki esnafla esnafın üzerinden birbirinize gol atmaya çalışıyorsunuz. Arada esnaf hala sizden şey bekliyor, hizmet bekliyor. Ne zaman acaba bu kavga dinecek, bu kin dinecek, kavga bitecek de bize hizmet edecekler. Bırakın bu işlere. Ali Rıza sen de toparla kendini biraz. Bırak artık be. Nokta. Her yerde lak 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 dedikodu. Kaç yaşında adamsın ya? Kaç yaşında adamsın be abi? Şenol'a da bir şey söylemiyorum. Ona da ayrıca ziyarete gideceğim öğleden sonra. Şenol kim? Tura. He. Şoförler Odası Başkanı. Biz Ali Rıza'nın yanındayız. Ya böyle açıklamalar yapmayın odalar. Bakkallar falancanın yanında. Kahveciler filancanın yanında. Lokantacılar Ahmet'in yanında, Mehmet'in yanında. Yapmayın böyle. Hani siz esnaflarınız adına
birilerinin yanında olmanız için o görevlerde değilsiniz. Esnaf taraf değildir, ekmekten taraftır. Yani evine, ailesine aş götüren adamın bu tür kutuplaşmalarda rolü olmaz. Başkanların hiç olmamalı. Senin üyelerin var. Değil mi abi? Bu arada biz AK Parti milletvekillerine de buradan seslenmiş olalım. Evet. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 800 bekleyeni varmış. 800 kişi kredi bekliyor. Kredi bekliyorum abi. İnsanlar yani bitik. Oranın biraz şeyini yükünü hafifletmek. Yok, şeyin de kredibilitesini de artırmamız lazım. Ne veriyorsa 3 veriyorsa 4'e çıkarılsın. 4 veriyorsa 5'e çıkarılsın. 6'ya çıkarılsın. Kredi plasmanını, yani kredi miktarını, yani bütçesini artırmalıyız diye. Şey evet, yapıyorum. Buna faydası olsun AK Partili milletvekillerin. Değil mi? Başkanlık seçimlerinde şu başkanın yanındayız gibi. Baktım ben. Tavırlar doğru değil. Milletvekilleri yani. Beleş reklam vermişler. Nereye? Belediyenin tabelalarına. Ne demişler? Ya bayram kutlamışlar. Nereden beleş olduğunu biliyorsun. Hepsi cebinden vermiştir. Ah, hepsi 45 bin lira yakın maaş alıyordur. Yok olurdu. Canım ya. Yok canım. Kimler vermiş? Kimleri gördün? Boşver, hepsi oradaydı işte. Çiğdem Koncagül. Evet. Mustafa Yel. Evet. Sayın Şentop. Şentop'un görmedim ama. Hepsinin bilmiyorum. Vardı. Bayramlarını kutladılar beyan. Fena mı? Evet. Hepsi paralarını cebinden veriyor Canap abi, öyle deme. Öyle mi? Tabii. Kime veriyorlar acaba o paraları? Billboardlar kiminse. Belediyelerin listesi vardır. Hmm. Ha. Orada. Anladın? Olabilir. Evet. Kadir de yap. Evet ne? Bitti mi konu? Yok, bitmedi. Seni bekliyorum işte. Ne diyeceğim? Bir şey demiyorum işte yani. Nokta verdiğimiz yani. Öneri çok önemli. Ha bu arada seçim sonucu Sami Kayın ve ekibi için hayırlı olsun. Ama bu seçimi de böyle çok da büyük. Yani şimdi geçen sefer Ali Rıza Eti çıktı. Sami Kayın'a karşı bir, biliyorsun Esnaf Kefalet'te Sami Kayın'ın da bir seçime dahil olmak gibi bir şey var oldu. Neymiş efendim? Ezici bir çoğunlukla kazanmışmış Ali Rıza Eti. Ben de demiştim yani Ali Rıza Eti, sen orada çoğunlukla kazanmadın. Sana bir tabandan şey geldi, uyarı geldi. Bak sen tamam eyvallah. İktidarın gücünü yanına aldın diye burada olabilirsin ama yarın burada seni tutmayı düşünmüyoruz. Mesajıydı bu. Aldın almadın. Sonra benimle dalga geçmeye falan kalktı. Ali Rıza dedim ve okyanusta dedim kulaç atmakla Tekirdağ'ın dedim kirli Ergene Deresi'nde dedim kulaç atmak, çamur atmak dedim hiç şey değildir. Sen bana bulaşma dedim bu konularda. Ondan sonra şimdi aynı şey bu seçimde oldu. Bu sefer İpek'in göğüsledi, Sami Kayın göğüsledi. Şimdi Sami Kayın çıkıp o kadar banal bir açıklama yapmadı. Yani bak ben nasıl kazandım, işte ezici çoğunlukla kazandım. Ali Rıza'nın adamı, Ali Rıza'nın adamı yoktu ama işte neyse varmış gibi davransınlar. Düşmanımın düşmanı dostum. Hayır. Burada Sami Kayın da ezici çoğunlukla kazanmadı. Burada da Sami Kayın'a bak, bir gün önce adaylığını açıklayan aday 80-90 küsür oya aldı. O derinden bir çalışma yapmıştır. Bilmiyorum. Son güne. Hani son gün açıklama yapan biri 80-90 oy alıyorsa burada Sami Kayın'ın bence oturup düşünmesi ve yarınlar için nasıl daha fazla hizmet edebilir mi düşünmesi lazım. Böyle medya üzerinden, kiraladıkları kalemler üzerinden atışmalar yapmak demokrasinin bir getirisi gibi görünse de artık kabak tadı verdi mi? Bence verdi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Cenab-ı Bey. Sayın Kürümoğlu. Vallahi kabak tatlısı bile oldu yani. Çok severim. Kabak daha, tatlısı bile oldu. Onun aynen için öyle yani. Bir an önce. Üstüne Hindistan cevizi diye. Evet. Sepeleyelim mi ne? Neden canım? Çekirdek yerken ses çıkarmayan mı var? Bu arada geçen hafta ne oldu geçen? Önemli bir olay oldu. Ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Dilenciler ofis açtı. Sertifika vermeye başladılar. Dilencilik sertifikası. Yani bunu ben hala merak ediyorum. Neymiş o? Anlat bakayım ya. Gir şu konuya. Sonra gireceğim. Deniz'den çok güzel haber var. Hani bir kavga çıktı. Teski, şu, bu, Cüneyt Yüksel, Kadir Albayrak falan olay oldu ama bu arada biz hani bu işin... O konuyu konuşmadık daha. Konuşmadık daha. Bu işin güzel yanını arkadaşlarımız haberleştirdiler. Güzel yanı şu. Nedir efendim?
Yüzme suyu kalitemiz Tekirdağ sahillerinde, mavi bayraklarımız ve iyi sonuçlarla denize girilebilir bir şekilde yer aldı. Bunu AK Parti'nin sağlık, AK Parti'ye bağlı yani sağlık işleri, yani halk sağlığı laboratuvarının ta genel müdürlüğünün yaptığı verilere göre konuşuyoruz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yüzme suyu anlık takip verilerine göre Tekirdağ plajlarının yüzme suyu kalitesinin çoğunlukla iyi ve mükemmel kategoride olduğu açıklandı. Kötü iki tane yer var. Bir tanesi Değirmenaltı. Çok kötü. Değirmenaltı kötü. Çok kötü, çok kötü. Bakın burada denize girmeyin. Yeni Çiftlik ve Şarköy Uçmakdere ile Hoşköy mükemmel. Şarköy mükemmel. Bakın yine oraya bağlı Uçmakdere ve Hoşköy de mükemmel. Ayrıca Yeni Çiftlik hemen başucumuzdaki Çorlu'ya da sınır, bize de sınır, Marmara Denizi'ne de sınır. Değil mi? Burası mükemmel. Peki diğer yerler nasıl? Hemen okuyalım. Sultanköy iyi. Altınova iyi, Topaç iyi, Barbaros iyi, Kumbağa iyi, Eriklice iyi. Hiç inandırıcı değil bu rakamlar bana. İnandırıcı değil mi? Ben Biz inandırıcı şeyden, bilmiyorum. resmi Halk şeylerden Sağlığı söylüyoruz. Genel Müdürlüğü ne Şu diyor? an açıp bakabilirsin. Bak Şu an. şimdi. Çok enteresan bir şey Şu an. anlatacağım. Bak. Bu sevindirici bir haber. Ayrıca bak. İstanbul'la yakınlığıyla bilinen, biliyorsunuz Tekirdağ öyle. 8 tane mavi bayraklı kıyımız var. 8 tane. Az uz değil bu Tekirdağ için. Çok Evet. güzel bir şey yani. 8 tane de mavi bayraklı. Almışlar, tatır tatır açmışlar ve Şimdi devam ediyor. birincisi neden güvenilir bulmuyorum onu söyleyeyim. Kim açıklamış? Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bu yüzme suyu takip sistemi dediğimiz sistem nasıl çalışır? Bir açıklama yapmalı. Nasıl takip ediyorsunuz Sayın Halk Sağlığı Günlük Müdürlüğü? alıyorlar. Ha, günlük her gün kontrol Her gün yapıyorsunuz. kontrol yapıyorlar. Tekirdağ'da en kritik Özel noktada çok şeylerle. tehlikeli 3 tane bölge var. 3 tane büyük limanın olduğu bölge. Asyaport, Ceyport. Neydi o be diğeri? Vardaş. Martaş. Her gün esas siz oralardan alacaksınız bu değerleri ve bu değerler üzerinden de bilgilendirme yapacaksınız. Kore'ye gittim. 2014 Ya yılında. oralarda zaten, Dinle abi, bu oralarda konu çok zaten şey önemli. değil. Bak Kore ve Bulgaristan ve Romanya'ya gittim. Nükleer santraller var. Koskoca başkent Kore'nin başkenti Seul nükleer santralle, dibindeki nükleer santralle aydınlanıyor. Çünkü tamamen bir sanayi ülkesi. Öyle rüzgarmış, HES'miş, bilmem neymiş, güneş enerjisiymiş. Bununla o ülkenin sanayisini besleyebilmek mümkün değil. Adamlar nükleer santralle çalışıyorlar ve nükleer santralin dışarısında, bu Romanya, Bulgaristan için de geçerli. Gördüğüm 3 tane nükleer santraldi zaten hayatımda. Üçünün de dışında böyle bir board var. Yani ışıklı levha var. Işıklı levha o an, o dakika havaya ne kadar salınım veriliyor ve havanın temizlik ve kirlilik paritesini halka resmen böyle kocaman devasa bir ışıklı levhadan duyurmak ve anlatmak zorunda. Şimdi bizler özellikle dikkat çekmek istediğim bu liman bölgelerindeki kirlilik oranı veya temizlik oranı. Herkes birbirine eşit davransın. Yani temizse temizlik oranı bilmek istiyoruz. Kirliyse kirletiliyorsa kirlilik oranı da bilmek istiyoruz. Bu konuda bilgi alabiliyor muyuz? Halk Sağlığı Müdürlüğü yüzme suyu takip sistemi? Hayır. Anlık anlık veriyorlar. Şimdi girsen alabiliyorsun. Konuya geliyorum. Konuya Az gel. önce dediniz ki Şarköy mükemmel. Evet. Yine bir not Ben düşüyoruz. demiyorum onu. Halk Biliyorum, Sağlığı Genel biliyorum, Müdürlüğü diyor. biliyorum, biliyorum. Şimdi ne kadar Ben güvenilir de diye. mutlu bir haber olarak veriyorum. 17 Kasım Caddesi karşısı kötü. Sevgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Şarköy'de bir, affedersiniz, bir emniyet duvarı, bir Çin Seddi mi vardır 17 Kasım Caddesi ile diğer mükemmel olarak addettiğiniz yerler arasında?
deniz, su, sıvı, geçirgen. Burası diğer yerler mükemmel olup da 17 Kasım Caddesi'nin karşısı nasıl kötü olabiliyor? Burada eğer kötü olmasına sebebiyet veren bir kurum varsa, bir yanlış hizmet zafiyeti varsa ve bundan kim sorumluysa biz ismini merak ediyoruz. Değirmen altı kötü. Sevgili Hastalığı Müdürlüğü, buraya kötü yazmak işinizi yaptığınızı göstermez. Kötüyse neden kötü? Kötülüğün sebebi ne? Kim? Hangi kurum? Veya hangi doğal sebeple kötü? Bunları bilmek istiyoruz. Biz gazeteciler... Onların bunları... görevi değil o ya. Onun görevi bu abi, şeyi verin. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü işte bu... yüzme suyu takip sistemi bunu verdi. Bunun teski takibi. Kim? Ya da başka bir şey birim. Ya da çevre müdürlüğü. Ben nereden bileyim? Çevre müdürlüğü. İlgilendiren teski. Birimler diyecek ki bize Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yüzme suyu takip sisteminden kötü sinyali geldi. Neden kötü? Teski. Git şuradan bir numune al bakalım. Veya bilmem İl Tarım Müdürlüğü. Şuradan bir numune alın bakalım. Sebebi neymiş? Kanalizasyon mu? Tabii. Petrol atığı mı? İnsan atığı mı? Hayvan atığı mı? Falandı filandı. Veya musilaj mı? Ne abi? Ney? Kötü demek yetmiyor. Kurumlar arasında bir iletişim olmalı. Kurumun hiç mi yetkilisi yok? Arkadaşlar ya burada bir kötülük var. Burada bir denizde bir kötü bir gelişme var. Yani yaz geliyor. Vatandaş değirmen altından denize girecek. Öğrencisi var, şeyi var. O zaman buranın nedenini bulalım da hiç olmazsa engelleyelim diye bir düşünce yok. Ben buna kızıyorum. Belki yoksa neden kötüymüş, neden iyiymiş? Ya tamam aldık veriler tamam. Güvendik de belki de bu geçen senenin verileri. Nereden biliyoruz ki? Nereden biliyoruz? Yok, bizi bir senin... kere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yüzme suyu takip sistemi için gazeteciler ne zaman çağrıldı? Ne zaman bilgilendirildi? Ne zaman şey? Tamam da bizi çağırıp abi. Göstersinler abi. Medyaya göstersinler. İnternetten aç bak. Ya internetten verilerin gerçek olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir görelim nasıl çalışıyor. Bakanlığın ya bakanlığın şeyi. Tamam da bir görelim abi anlatsın bak, bize. Sayın valimize buradan açıkça bir davet gönderelim. Çünkü valimiz sorumlu bu tür kurumlardan. Devletin kurumlarından. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yüzme suyu takip sistemini biz merak ediyoruz. Lütfen bize bir briefingle anlatın. Doğru mu dedim? Evet. Doğru dedim. Yani internetten alın. Ya internet verilerinin gerçek olup olmadığı konusunda benim şüphelerim var mesela. Hadi lütfen şüphesi olan diğer gazetecileri alın. İkna olmuşları söylemiyorum. Lütfen davet edin ve halk adına bize anlatın. Biz de halkımıza anlatalım. Nokta. Fazla da uzatmaya gerek yok. Ha bu arada Cüneyt Yüksel geçen haftalarda bu ne oluyor orası? Eski Tarsal dediğim. Kim bilecek ki artık yaşlılar da azaldı. Tarsal'ı unuttu herkes. Tekirdağ sahilinden bir yerdeki denizdeki renk değişiminden etkilenip bir haber yapar, açıklama yapar gazetecilere. Der ki burada bir kirlenme var, buradan numune alıyoruz. Numuneyi alır, numuneyi tahlilini yaptırır. Tahlilde Tekirdağ İl Çevre ve İklimlendirme Bakanlığı, Tekirdağ İl Şube Tarısı tarafından bir rapor gönderilir. Raporda imza olmadığı söylenir. Kim söyler bunu? Süleyman Paşa Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Aycan Bey. Ama hakikaten yok yani. Ya tamam olmayabilir be abi. Ama elimizde bir tane imzalı veya imzasız bir rapor var. Evet. Ve raporun üzerinde de bir parite var. Şimdi normal 1000 olması gereken parite 65.000 olmuş. Yani normalde yüzme suyunda denizin yüzme yapılan bölümlerinde kirlilik oranı 1000 ise insan metabolizmasına zararı yok. Ama 65.000 olursa soru işareti oluşuyor. Bir belediye başkanı da bu imzalı veya imzasız gönderilen numuneden alınmış olan raporun imzalı veya imzasız rapora göre ne yapıyor? Bir basın açıklaması yapıyor. Diyor ki, Teski, bu denizi kirletiyorsun. Kirletemezsin. Ben Süleyman Paşa Belediye Başkanıyım. Yarın öbür gün benim halkım burada denize girecek. Ve bu denize girdiği zaman hastalanmasına, rahatsızlanmasına ben izin vermem diyor. Süleyman Paşa Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı da çıkıp Teski i̇lçe genel başkanı. Pardon ilçe başkanı da Aycan Bey efendime söyleyeyim Teski genel müdürü gibi kurumum kurumum diye diye bize bir açıklama yapmaya kalktı.
Sorduk, dedik ki yani denizdeki bu kirlenmenin sebebi neymiş? Elinize biberi verilmiş. Sizin bir almışsınız bir bilgiler belli ki. Bilgiyi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına veren tezki, halka açıklama yapamayan tezki. Şimdi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bir birimi değil mi tezki, su kanalizasyon idaresi? Buradaki iddiayı ortaya atan, kirlilik iddiasını ortaya atan, tahlili yaptıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bir kurumun başında Şimşek'e bir seçilmiş kurum. biri. Peki buradaki açıklamaları yapacak olan, muhatap olarak kabul edecek olan kim? TESKİ Genel Müdürü Turan Toprak. Bak. Açıklama yapacaksın. Yapmadın. Yönetim Kurulu Başkanı kim? Kadir Albayrak. O da yapmadı. Bu sefer bilgileri vermişler Aycan Bey'in eline. Oku. Oku abi. Şimdi Bilgili misin? Hayır. Soru soruyoruz. Bu konuda fikrin var mı? Hayır. Ama burada neyi var? Notları var. Notları okuyor bize. Okunan notlarla değil, harbiden bilgi sahibi ve sorumluluk sahibi bir kurumdan ne bekliyoruz biz? Süleymanpaşa Belediye Başkanı'nın iddialarına karşılık vermesini. şey Halk diyorlar cevap ya, bekliyor. Ama cevap kimden laboratuvar geliyor? sonuçlarını. Bir siyasi ikondan geliyor. Yani Süleymanpaşa ilçe başkanından geliyor. Yok mu? Doğru değil. İlçe Doğru başkanı. değil. Yani burada doğru olmayan bir durum var. Bunu ben belirttim. Ne Evet. oldu? Telefonum mu bozuldu? Yok, ben bu şeyi merak ettim. Gündeme taşır mısın dedim. Getirir misin şeyi? Bu sonuçlar nerede yayınlanıyor? Nerede yayınlanıyor diye. Sen bunu şeyde de getirir misin? İşte bak burada. Yer yer hepsi belirgin, haritadan bakıyoruz. Tamam. Güncel miymiş bunlar? Saniye Güncel. saniye mi? Yani. Şu an görüyor muyuz biz? Ha, böyle bir şey. Sarı yerler kötü, yeşil. Koyu yeşiller mükemmel. Normal yeşiller iyi. Maviler ne? Maviler mükemmel işte. Mükemmel. O zaman Şarköy uçmak dere hattı mükemmel. Bu arada Marmara Adası da mükemmel. Değil mi? Tatile oraya mı gitsek? Avşa Adası mükemmel. Ama orası zaten akıntı abi, tutmaz. Kirlilik tutmaz. Evet sevgili izleyiciler, yani bu kirlilik üzerinden yapılan düelloda sessiz ve sedasız kalan ve sessiz kalınca hiç hataları yokmuş, her şeyi dört dörtlük yapmış gibi görünen bir tezki var karşımızda. Şimdi birazdan bir video göndereceğim sevgili kardeşimize. O videoyu da yayınlatacağım. Siz buyurun, konuya devam edin. Ben de videoyu göndermekle meşgul olayım, Cenap Bey. Adam bütün Türkiye'yi yayınlamış burada. Nedir, ne değildir? Bütün Türkiye'de deniz kıyılarının nasıl olduğunu, ne bittiğini Ne mutlu bize. hepsini şey yapmış. Peki. Gördün mü? Ay bu değilmiş. Yani Evet. bunu linkini de verelim istersen. yüzme.saglik.go.tr, değil mi? yüzme.saglik.go.tr. Buradan Linkini de yüzme gönderiyorum. suyu takip sistemi diyor. Tebrik ediyoruz. Yani bakanlığın böyle bir çalışması var. Güzel. Çok hoşuma gitti benim ya. Senin bu şey neyle ilgili? Şimdi hep beraber izleyeceğiz abi. Geliyor yavaş, yani video biraz şey. Sana Hmm. WhatsApp'tan yolluyorum, oradan alıp bir şekilde onun üzerine konuşacağız. Sesini alırsın videonun. Üzerine konuşacağız. Şimdi Tekirdağ'daki kirlilik iddiaları önce Ergene Deresi ile başladı. Harbiden Ergene Deresi dere renginde değil. Simsiyah. Muratlı'dan geçerken burnunu tıkıyordu. Oo, Çorlu. Çorlu. O organize deri bölgesi. Berbat. Şu an video mailin şeyde, WhatsApp'ta. Neyse, Oradan o indirip devam edeceğiz. Şimdi üzüldüğüm taraf, biz burada yaşıyoruz. Biz burada yüzüyoruz. Biz burada oradan çıkan balığı yiyoruz. Haliyle kaygılanacağız. Çünkü yüzyıllardır kanalizasyonumuz Marmara Denizi'ne akmış. Marmara Denizi bir iç deniz. Akıntılar var Karadeniz ve Ege üzerinden giden. Alt akıntılarla, üst akıntılarla zaten muzdarip bir deniz. Orta kısmı temizlenebiliyor. Ama
kıyıların, koyların, özellikle de böyle daha iç bölgelerin kirliliği depolamak gibi bir lüksü var. Oralarda temiz gibi görünebilir, dibe çöker ve oralara girdiğinizde de mikrobu kaparsınız. İnsan sağlığı artık eskiye göre daha hassasiyet taşıyor. Çünkü Covid ile birlikte anladık ki biz çok dayanıklı varlıklar değiliz. Hepimiz aksırıyoruz, tıksırıyoruz. Bir de bunun üzerine bu deniz kirliliği eklenince başka şeyler oluyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Teski ile uğraşmaktan bıktı. Bir diğer şikayetimiz ise Teski faturaları. İyice şişirilip duruluyor. 60 günlük faturam 145 TL. Yazıklar olsun Teski, diyor Koray Altınok. Şimdi videoyu veriyor musunuz? Heh, güzel, onun üzerine konuşalım. Koray Bey okunda da konuşacağız ama sesini alalım videonun ve üzerine biz konuşalım. Şimdi bir vatandaşımız lambadaki, ki ben de konuşabileyim, Cenap Bey de yorum yapsın. Şimdi burada gördüğünüz yer Altınova Terfi İstasyonu'nun önü. Oradaki dereden bizim batı arıtma tesisinde, TESKİ'nin arıtma tesislerinde kanalizasyonu arıtılarak bu renk denize veriliyor. Bakınız, rengi görebiliyor musunuz? Yeşil mi? Hayır. Mavi mi? Hayır. Şeffaf mı? Hayır. Bildiğiniz, yapıp ettiğiniz renk. Arıtma bu kadar yapılabilmiş ve bu denize boc ediliyor. Şimdi videoyu sonuna kadar izleyeceksiniz. Bakın, burada kumsal var. Bir otel var. Kumsalda insanlar yazın denize girecekler. Burası Altınova sahilinin neresi? Başlangıcı. Tam göbeği. Bir de Başlangıcı. burada mavi bayrak da var. Şimdi göreceğiz, bir derenin denize kavuştuğu yer var. Burası sadece çıkış yeri değil. Birazdan ona da gelecek. Şimdi neden bu renk? Buranın gidiyor. Evet, arkadaş gidiyor. Bu vatandaşın ihbarı. Benim çekimim değil. Dolayısıyla vatandaş burada çekimini yapıyor. Üzerine de konuşuyor aslında. Ama biz sizinle diyaloğumuzu koparmamak adına aynı şeyi söyleyelim. Bakın, deniz kıyısı. Altınova deniz kıyısında, kumsalda yürüyor. Şimdi denizle dereden bırakılan, arıtılmış olduğu iddia edilen, arıtmadan çıkan suyun kavuşmasını görün. Buyurun. Deniz mavi renk, arıtmadan çıkan su kahverengi. İşte bu. Görebildiniz mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz Cenab-ı Bey? TESKİ'nin verilerine mi inanacağız? Gözümüzün gördüğüne mi inanacağız? Yoksa buradan tıpkı o yüzme değerleri gibi internete girip her gün buradan numune alan bir TESKİ var mı karşınızda? Şimdi ben Neye inanacağız yani? Siz neye inanırdınız? Size hangi görüntü gönderilse veya veri verilse inanırdınız? Şeffaflıktan tarafım. tarafsız kurumların da bu işi yapmasını, bu konuda değerlendirmede bulunmasını isterim. Niye? Çünkü ben artık bu enflasyon TÜİK verileri gibi, TÜİK'e inanmadığım gibi Bunlara da inanmıyorsun. bunlara da inanmıyorum ben. Tamam mı? Rengi gördüm. Ama Bunlar sahte görüntüler değil. Daha yeni şimdi geldi, dün geldi. burada konusunda, deniz kıyılarının temizliği konusunda ben inanıyorum. Neye? Sağlık Bakanlığı'nın verilerine. Biz de Yani inanıyoruz. Ben inanmıyorum Halk demedim. Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yüzme suyu takip Ben sistemi inanmıyorum verilerine demedim. inanıyorum. Ama Buradaki verilerde iki tane Şarköy verisi var Canap abi. Şarköy dediğin yer bir avuç yer. Şarköy böyle, affedersin, Sarıyer sahili gibi değil. şimdi deniz Şimdi bir 17 caddesi, 17 Kasım caddesi karşısı kötü. Ama diğer Şarköy yerleri mükemmel. Bu ikilemi anlayamadım. Oradaki Evet. kötülüğün sebebini merak ettim. Ha, Neden? anladım. Neyse. Vardır bir şey Şimdi orada. yine Koray Altınok güzel bir yorum yapmış. Demiş ki, TESKİ trilyonlarca yatırım yapıyor. Doğru. Ama bir türlü bu patlaklara ve arıtma işine bakmıyor bile. Şimdi belediye başkanlarını suçluyorlar. Belediye başkanı niye suçlu olsun ki? Teknik altyapı isteyen, teknik bilgi isteyen ve teknik çözüm bekleyen sorunlarda belediye başkanı sorumlu değildir. Yani Kadir Albayrak'ın burada herhangi bir suçu falan yok. TESKİ uzmanlaşmış, 9 yılda uzmanlaşmış bir kadro. Teknik altyapıyı kurmak zorunda mı? Hatta bir yıl içerisinde kurmak zorundaydı. Peki Ben şu an yalnız çözüm üretemiyorsa, Koray Altınok'a şunu da sormak isterim. buyurun. Eleştiri tabii ki yapacak ama He. bu
su zamlarının elektrikten kaynaklandığını, elektrik zamlarından kaynaklandığını da bir hatırlatmak isterim. Hep Türkiye'de, elektrik. Bak Türkiye'de şu anda, geçen ben gazete kağıdı, 80 liraya aldığımız gazete 410 lira oldu. Topu, evet. Gazetenin topu. Geçen lojistik işi yapan bir tanıdığım var. Ona o dedi ki gazete kağıdına dedi tonuna 40 dolar daha zam geldi dedi. Neden dedim? Şeyden dolayı, nakliyeden dolayı geldi. He. Nakliye artık çok pahalı oldu. Bak bu sebze meyvede de görünüyor. He. Her şeyde görülüyor. Anlatabildim mi? Elektrik, enerjiye zam yaptığın zaman belirli kalemler vardır. Enerji. Yani bu enerji dediğimiz doğalgaz, mazot, benzin, elektrik. Bunlara zam geldiği an her şeye zam geldi demektir. Bir de gıda ürünlerinde vardır. Un, temel maddeler, şeker, bak, yağ. Patron, bunlara da zam geldiği bey, zaman şey olur. Patron bey, ben bu çekirdek hoşuma gitti. Bir dahaki programa lütfen çerez olsun. Tamam. Masada şöyle şan fıstık, fındık fıstık. Ay yiyelim ya. Evet. Bir yiyerek sohbet edelim ya. Sen sana başka fındık fıstıklar verelim. Ver abi, o sıkıntı tamam. Yok. Hayır diyen mi oldu? Sansür. Şimdi birimler, kurumlar maaşlarını neden alırlar? Hizmet etmek için alırlar. Kimse o makamları doldursun diye orada. Yani değil. Buradaki çalışıyor şey ya. Zammı biraz su zammının ana nedeni elektrik zammı. Tekirdağ'da güzel şeyler de oluyor. Güzel şeyler de oluyor. Dün bir yerde yemek yemeye gittim. Şu ziraat odasının orada bir tabildotçu var. Hı. Çok zengin değiliz. Öyle lüks restoranlarda yemek yemiyoruz. Hı. 4 kap yemeğe bize 25 bin liranın üstünde para verdiğimiz zaman ay sonunu getiremeyiz. Hı. Bizim sponsorlarımız da yok. Bize yemek ısmarlayanlar da yok. Dolayısıyla bir baktım ziraat odasının şeyi var orada. Bir dükkanı var. Hı. İlaç satıyor. Ama etrafında bir de bir sürü fide koymuş. Fide. Karpuz fidesi, domates fidesi. Ah nasıl bir içimdeki orası bahçıvan. Olmasa fide fiyatları ne olacaktı belli değil. İçimdeki bahçıvan bir delirsen o fidelerin hepsini al bir yerlere ek, gel böyle içimden git o tarlalara ek. Hani mera yaptılar ya bize sahile. Yeşil yeşil. Ek oralara millet karpuz yesin. İçimden böyle bir anarşist çıktı. Ama tabii bahçem yok. 2 lira. Çok keyif değil aldım. Ve lira, orada lira, lütfen gidin. Domatese mi ihtiyacınız var? Ziraat odasının gidin, fidelerinden istifade edin. Çok da ucuz. Adam makasla tak 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 iki makas darbesiyle size köküyle veriyor. Ekiyorsunuz. Taksınız da ekin yetiştirin ya. Salata yetiştirin ya. Stres atarsınız. Dışarıdaki kedi köpeği sevdiğiniz kadar saksınızdaki çiçeğinizi sevin veya hıyarınızı sevin. Hıyardan kastım salatalık. Domatesinizi sevin. Ben böyle şeyleri yapmayı istiyorum. Ben olsam. Ben emekli moduna girmişim. Ben artık. Şey Cenab-ı yapıyorum Bey. Yani bahçede yetiştiriyorum onları da. Bağış tarla kabul ama, ediyorum. Bağış tarla kabul ediyorum sevgili izleyiciler. Bir evlek, bir karış bile olsa yeter. Ekeceğim. Şimdi ben olsam her ailenin yerinde bir tane domates, bir tane salatalık, bir tane biber, bir tane de acı biber alır evde yetiştiririm. Şu kadarcık bir şey. Dalından kopar. 4 tane ya. Saksıya koyun. Dalından kopar. Birer tane dal yapıştır. Öyle değil mi? Ağzına sür böyle bir daha böyle küfür ettiği zaman çocukların ağzına acı biber sürerlerdi. Ben kendi ağzıma sürüyorum evde. Bir küfür çok küfür ediyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ver ağzıma bir biber. Ardından da manda yoğurdu. Cumhurbaşkanımız öyle tavsiye etti. Manda yoğurdu yiyorum dedi. Ben de Cumhurbaşkanımızı dinliyorum. Manda yoğurdu yiyorum. Kadir Albayrak'ın damızlık olarak verdiği mandalardan gelen yoğurdu yiyorum. Siz de öyle yapın. Evet. Tezki uzman kadroyla altyapı işine girdi. Değil mi abi? Sahilde zamanında 500 trilyon yatırım yaptılar. Ama o yatırımı nerede yaptılar merak ediyoruz. Çünkü Tezki özellikle her kazıda kazı yaptığı bölgeyi hemen gömüp gitmiyor. Cenap abimin dediği doğru, elektrik zammından oluyor. Bazı işler doğru abi. Malkara'da yapılan işleri de takip etmek lazım Nijat abi. Yarım bırakılan işler var. Malkara'da tamam iş ne var ki? Malkara'ya bir gelsek her gün ne işler çıkacak, ne haberler çıkacak. Biz Süleymanpaşa'dan çıkamıyoruz. Bir Malkara'ya gelsek ters yüz dönecek o Malkara. Tekrar ediyorum. Malkara'ya gelsek Malkara harbiden kara olacak. Ama biz başımızı buradan kaldıramıyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Dursun. Sen ne zaman yapacaksın benim jeneriklere?
Buradan iyi yayınlar demeyi biliyorsun. Dursun. Kim o? Elini at şu elektronik işler artık. Lambadaki cin bir marka. Evet. Bu arada Tekirdağ'da güzel şeyler oluyor dedik. Önümüze koyan metinden güzel şey arıyorum. Cenab-ı Bey hiçbir güzel bir şey koymamışsınız buraya be. Hep kötü şeyler. Lambadaki cini sonra insanlar hep böyle kötü şeyler söyleyen, lanet okuyan bir adam gibi görüyorlar. Bak adam çekirdeği yiyor. Doğal. Halk adamı. Çıt. Kıyı şeridi yok ediliyor. Onu düştü nazara geldi Allah. Kıyı şeridi yok ediliyor diyor. Kim diyor? Yine aynı şeyi ruhsatları söylüyor. Ruhsatları var mı yeter diyor. Daha. Yeter dedik onları, tamam. Güzel şeylerden söyleyelim. Yakında Kiraz Festivali'miz var. Peki telefon kadar uzaksın. Tamam. Bu arada Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Tekirdağ Kiraz Festivali'ni düzenliyor. Bakınız şimdi. Burada da çok önemli bir ayrım noktası var. Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Tekirdağ Kiraz Festivali'ni düzenliyor. Tekirdağ Kiraz Festivali Süleymanpaşa Kiraz Festivali olması lazım. Çünkü ilçe belediyesi bir ilin ismiyle festival düzenleyebilir mi? Kadir Albayrak'la ortak yapabilirse Tekirdağ ismini kullanabilir mi? Evet. Şimdi ben bu ikilemi anlayamadım. Sen anlayabildin mi? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi var. Tekirdağ Kiraz Festivali'ni düzenlemesi gereken Tekirdağ Kiraz Festivali ismiyle Süleymanpaşa Belediyesi yok, yok canına, parası bile yok. Ama Kiraz Festivali düzenleyip halkının eğlenmesini sağlamak adına Tekirdağ Kiraz Festivali'ni düzenliyor. Tekirdağ tırnak içinde kullanıyorum. Anlayabildin mi? Ben de anladım. Daha önce Büyükşehir yapmıştı bu işi. Ama yine yaptın be abi. Yok, şöyle oldu. Görev şey, paylaşıldı sahiplendi yani. Bunu. Tabii. Büyük Süleymanpaşa sahiplendiği için Büyükşehir kendini çekti. Doğrusu bunun Süleymanpaşa değil, ilçelerdeki tüm festivalleri Büyükşehir'in yapması lazım. Tabii. Asli görevi bu. Abilik yapması Kültür lazım. Daire Başkanlığı, affedersiniz, iliştirilmiş destek bir daire. Destek alabilir. Maddi destek vereceksin o zaman. Diyeceksin ki Süleymanpaşa'da Kiraz Festivali'ni Tekirdağ Kiraz Festivali olarak düzenliyorsun. Ne kadar masrafın? 2 milyon. 1 milyonunu Kadir abin verdi. Pardon, Kadir abin değil. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi verdi. Dedin mi Kadir abi? Süleymanpaşa'da düzenlenecek olan Kiraz Festivali'ne katkı verdi mi Büyükşehir? Ya da dedi mi A sanatçıyı, B sanatçıyı ben sponsorluk yapıyorum. Büyükşehir büyük abi olarak falancayı ben getiriyorum. Dedin mi Kadir abi? Bak bunlara cevap bekliyoruz. Kim bekliyor? Cenap Kürümoğlu bekliyor. Habertrak bekliyor. Lambadaki cin bekliyor. Nijet Ayvaz bekliyor. Tekirdağ bekliyor. Cevap gelir, bekle. Ruhsatın var mı diye sorarlar. Bu soru için ruhsatın var mı? Yok. Ruhsatsız çalışıyoruz biz. Gönderin zabıtayı. Çünkü zabıtayı da ortada göremiyoruz. Zabıta diye bir birim var Tekirdağ'da. Ben zabıta göremiyorum. Ya da benim gözlükler zabıtaları herhalde eledi. Görmüyor. Sen görüyor musun hiç zabıta? Nerede bu zabıtalar? Haftada iki gün pazar kuruluyor Tekirdağ Süleymanpaşa'da. Salı pazarı ve Perşembe pazarı, tamam. O zaman görüyoruz kapılarda zabıtalar var. Onlar da Süleymanpaşa'nın. Peki Büyükşehir'in zabıtaları nerede? Ara ki bula ki. Ruhsat dedin de aklıma bir enteresan. Zabıtalar var. Nerede? Binlerce ruhsat zabıta de, var. Binlerce değil. Çok az sayıda var. Öyle üç mü? Değil. Yok. Yüzü geçmez sanıyorum. Kimdi zabıta daire başkanı? Ya geçmişte bir olay yaşadım zabıtalarla. İki tane zabıta geldi. Ne yaptı? Senin dedi ruhsatın var mı yok mu? Burada dedi ruhsatsız çalışıyorsun gazetede. Aa. Peki yok muydu harbiden? O zamanlar bir tane birisi vardı, o yollamış. Buraya aramıza çıktı. O diyorum, anlıyorsun sen herhalde. Tabii canım. Git dedim o sizi yollayan adama, kendi şeyinden baksın ruhsatın var mı yok mu? Yok mu harbiden? Dedim bu kadar cehalet olmaz. Cehaletini bu kadar ortaya koyan bir insan olmaz dedim. O görevde oturmaz. Burada ruhsatın olup olmadığını belediye kayıtlarında var zaten. Buraya sizi yormuş. Sizi de demiş, dedim enayi yerine koymuş. Yani buraya yollamakla enayi yerine koymuş. Siz belediyenin kayıtlarında, kuyutlarında her şeyde benim ruhsatımı ne zaman aldığım, ne zaman aldığım. Zabıda ruhsat denetimi yapabilir mi? E tabi. Ama yetkisi var mı yani? Var, dükkanına gelip tabii. Senin ruhsatına bakayım diyebilir mi? Tabii diyebilir.
ruhsatını, ruhsat kontrolü yapabilir ama nasıl? Tekirdağ'da ruhsatsız o kadar çok yer var ki. Sana binalar sakat. Sana yani binalar ruhsat almaya müsait değil. Tamam mı? Bizim ruhsatımız var ya işte taciz etmeye yolluyor adam. Tacizli birisi. Ha bir de yani bu gücü böyle mi kullanıyorlar? Ha, bu gücü böyle, böyle bir devletin gücünü şey yapıyor. Defolun gidin dedim buna. Ha yürü. Yürü. Defolun. Ha, ne güzel dedi. Selam söyleyin dedim sizi yollayan. Bu da de şunlara. Cenap abi. Yürü. Ben biliyorsun çok siyasiyi kovdum buradan. Bizim ikimizi zaten ayarsız grup diyor. Yani. Evet. Altın neyse. Var mı başka ekleyeceğimiz bir şeyler? Valla biraz spor gündemi şey var. Ben ha, Saray Spor var? Geçen 3 defa baraj maçı oynadı Saray Spor. Evet. Üzüldüm ya çıkamadılar. Bayağı üzüldüm ona. Şans mı başka bir güzel bir futbol oynuyordu. 3 maçını değil, takım da genç aslında. Takım da genç. Genç çocuklar. Çocuklar. Maşallah ama ya çok istedim bal ligine çıksın Saraysspor ama çıksa ne olacak bir de onu da düşündüm. Destek veren yok bari. He, Tekirdağ Spor'u görmedim. Takım bile yani. Sürünüyor biliyorsun. Cüneyt Yüksel olmasa. Ha bu arada o şey çıktı. Bizim ne? Tekirdağ Spor'un kiraladığı yer. Tekirdağ Spor kiracının kiracısını üretmiş. Tekirdağ yani? Spor kiracı zaten. Evet. Kiraladığı yeri kiraya veriyor. Oraya ecrimisi çıkar mı? Çıkmaz mı? Bilmiyorum. Kaça verildi? Ne oldu? Ne bitti? Oranın kirası nedir? Kimden kiralamış orayı Tekirdağ? Tekirdağ Spor. Milli Emlak'tan. Milli Emlak'tan kiraladığı yere kiracı mı kiracı bulmuş? Buluyor. Tamam. O yasal mı değil mi? Onu da bilmiyorum. Ne sorun neydi orada? Fiyatlar yüksek. Çok aşırı yüksek. Hizmet. KDV kesilmediği belirtiliyor orada. Nedir ne değildir? Buna cevap yetkililer, yetkililer kurum vermiş ama ben yeterli görmedim. O ne demiş? Kaça verildiğini bilmiyoruz. Yani nedir yani? Niye Tekirdağ Spor kendi bu tesisleri çalıştırmıyor? Abi biliyorsun arkadaşlar şimdi, da gitmiş değil mi? Gitmişler gerçekten. Eleman yükü çok ağır. Tekirdağ Spor kendi futbolcularına parayı zor buluyor. Eleman parasını nereden bulacak? Ver kiraya kurtul işine girmişler. O konuda soru sormak bile bence çok büyük bir şey olur, zulüm olur. Şunu sadece söyleyelim. Eğer hizmet kaliteniz yüksekse siz İstanbul'daki işte A kalitedeki bir kafe veya restoranttaki kadar kaliteli hizmet verip, hijyenik bir şekilde hizmet verip karşılığında da bir hamburgere 90 bin lira, 60 bin lira, 60 TL, 90 TL, 100 TL talep ediyorsanız o kaliteyi de görmek isteriz yani insanlar olarak. Demek ki birileri görmemiş, şikayette bulunmuş. Karşılığında da işte böyle bir durum çıkmış ortaya. Evet, evet maalesef. Tekirdağ sahilinin biraz daha el ayağı düzgün mekanlara ihtiyacı var mı? Restoranlara, balık restoranlarına, barlara var mı? Var. Yapan var mı? Yok. Bu arada balık haline... İşimiz gücümüz sanki böyle çay bahçesi. Her yere çay bahçesi konduruldu. Yani biz sanki çayı böyle doğduğumuz gibi ağzımıza bir anne mememiz burada. Sütü buradan dayıyorlar. Buraya da çay hortumu bağlıyorlar. Bebek sıkıldığı zaman gelip çay buradan lik 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 memeden emdikten sonra diğer memeye geçiyor. Çay içiyor. Yeterin daha. Yeter. Bu kadar çaya ihtiyacımız yok yani. Programın sonuna geldik. Teşekkür edelim. Bizi izleyenlere saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Hoşça kalın diyelim. Vallahi ben şunu söylemek istiyorum. Sağlık afiyet diliyorum. Kendinize vakit ayırın. Sahilde yürüyün. Kadir Albayrak'la iletişime geçin. Sizi denize dinler, girin. Sizi dinliyor. Kadir Albayrak beni bile dinliyor. Sizi de dinler. Tekirdağ için hizmetlerini beklediğinizi söyleyin. Biz de sizin söylediklerinizi dile getirelim. Çünkü biz sizin için habercilik yapıyoruz. Kendimiz için değil. Değil mi? Hoşçakalın. Evet. Cenab abi, lambayı sıvazlarsak içinden cin çıkar mı diye seyircilerimiz sürekli meraktalar. 6 yıldır meraktalar. Sence lambayı sıvazlasak içinden cin çıkar mı? İçinden ya bir de şeytan çıkarsa ne olacak? Ben lambadaki cin Nişat Ayvaz. Ben Habertrak Medya Grubu imtiyaz sahibi Cenap Kürubo.
her şeyden haberiniz olacak.